Paris'in dünyaca ünlü kanalı olan Saint Martin kanalında 15 yıl sonra temizlik için sular çekildi. Ancak ortaya çıkan manzara gerçekten de çok ilginçti. Bu kanaldan motosikletten silaha kadar pek çok ilginç şey çıkarıldı. Hadi gelin bu hikayeye yakından bakalım. ...1825 yılında şehre su taşımak için Napolyon tarafından inşa edilen Saint Martin kanalı 4,5 kilometre uzunluğundadır. Ayrıca bu kanal Paris'in tam merkezinden geçer. Günümüzdeki görevi ise şehrin su ihtiyacını karşılamak değildir. Ancak bu kanal Paris'in turist çeken en önemli noktalarından birisidir. Her 10 veya 15 yılda bir temizlenen bu kanal en son temizlenmesinde birçok kişiyi şaşırtmıştı. Bu tip temizleme işlerinde çalışanlar genelde ortaya çıkan şeylere sevinirler ancak Paris'teki bu kanaldan çıkan sonuç kimseyi mutlu etmedi. Özellikle yaz aylarında kanalın daha da kirlenmesiyle birlikte sivrisineklerin sayısı artmakta ve hem yerli halk hem de turistler rahatsız olmakta. Bu sebeple kanalın temizlenmesine karar verildi ve kanalın suları yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Öte yandan kanalın temizlenmeye başlanmasıyla eşyalarını düşürenler de buraya akın etti. Kanalın temizlenmesi tam olarak 3 ay sürdü ve bu süreçte kanalda yaşayan balıkların zarar görmemesi için hepsi teker teker alındı. Kanal temizlenene kadar da güvenli bir suda bekletildiler. İlk birkaç gün içerisinde kanaldan toplamda 40 ton çöp toplandı. Bu çöplerin çoğunu içki şişeleri oluşturmaktaydı. Bir sürü bisiklet ve motorlu bisiklet de çalındıktan sonra kanala atılmış ve temizlik sırasında ortaya çıkmıştır. Bunların yanında telefonlar, vintage kameralar ve bir tane de silah bulunmuştur. Ayrıca birçok mobilya, sandalye, yangın tüpü, şemsiye, halı, alışveriş arabası ve daha nice eşyalar kanalın temizlenmesinde ortaya çıktı. Dünyanın ve Avrupa'nın bir numaralı turizm ve kültür merkezi olarak gösterilen Paris'in ve Paris halkının kendilerini dünyaya burjuva olarak tanıtmalarına rağmen şehrin tam ortasındaki kanalın bir çöplük haline nasıl geldiği kimse tarafından açıklanamamakta. Kanalın temizlenmeye başlanmasıyla ortaya çıkan çöplük, Paris halkının gizlemeye çalıştığı yanlarını ve şehrin tarihini ortaya çıkarmıştır. Sanıyoruz ki bu olay Paris halkına büyük bir ders olmuştur. Peki sizce böyle bir olay bizim ülkemizde yapılabilir mi? Ya da yapılsa sonuçları nasıl olur? Düşüncelerinizi ve yapılmasını istediğiniz bu tarz yerler varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.